Günaydın. Günlerden cumartesi. Evimize hoş geldiniz canlarım. Öbür gün. Da yarın pazar. Bugün cumartesi. Yarın okul yok. Öbür gün pazartesi günü okul var kızım. Günleri mi şaşırdın? Ha? Kahvaltı yapacağız valla saat biraz bayağı bir geç bugün. Küçükler telefona bakıyor. Sen neye bakıyorsun? Sen de televizyona bakıyorsun. Saatimiz 11'i çeyrek geçiyor. Soframızı serdim, çayımı demledim. Alper de gitti, ekmeğimizi aldı geldi. Hava serin biraz. Dışarı kapalı böyle, güneş bir açıyor, bir kapatıyor. Bir değişik bir hava var bugün. Üşüyenler belli oluyor zaten. Pofidik terlikler çıkıyor. Çoraplar giyiliyor böyle. Ay yavrum ne yapıyorsun? Şu fıkra kitabı. Bunu arada bir okuyorlar ama orada da bırakıyorlar geri. Ben de ne yapıyorsun? Terlik mi giyeceksin ayağına? Yerim o üşüyen ayakları ben. Üşüdü mü ayakların? Yavaş kapat. Yavaş, babamız yatıyor. Gece vardiyasından geldi. Ali yatıyor. Ben de henüz sular kesilmedi. Çünkü biliyorsunuz bizim burada yol çalışmaları var. Yol çalışmalarından dolayı çayım da kaynıyor. Altı kısık, bir iki dakika daha kaynasın. Bakayım. Yok, daha kesilmemiş. Tazikli akıyor. Yol çalışmalarından dolayı su kesintileri oluyor. Hemen bizim alt sokaktalar yine. Aman dedim, su kesilmeden hemen arka arkaya makineye çamaşırlarımı atayım. Şunları attım. Kalkar kalkmaz bunları kahvaltı yapalım, öyle sereceğim. Ali iş kıyafetlerini getirmişti. Bunlar atılacak. Şurada. Dün Elsiva22'den aldığım bornoz ve onu da şunun üzerine koyayım. Bornozu ve pijama takımını attım. Biliyorsunuz ben yeni aldığım kıyafetleri asla yıkamadan giyemem. Çünkü orada 1000 tane insanın eli değiyor. Şurada pijama takımı. 1000 tane insanın eli değiyor. Bir sürü insan giyiyor, çıkarıyor, deniyor falan. Ben kesinlikle öyle şeylere şey yapamam. Yani bunun üzerindeki fabrika tozu gidecek. İnsanların el izi gidecek. O yüzden hemen bunu böyle 15 dakikalık kısa program attım. Şimdi hemen şunu da çalıştırayım. Ali'nin iş kıyafetlerini atayım. Ardından ne atacağım? Bu üçüncü olacak. Su kesilmeden atmam gerekiyor. Normalde yani saat 10 gibi kalktım. Bir saattir çamaşır, arka arkaya çamaşır atıyorum. Ayakkabıları atacağım. Çocukların ayakkabıları çok kirlenmiş. Pazartesi de okul başlıyor. Temiz temiz gitsinler. Ayakkabılar atacağım makineye. Zannedersem bugünlük yok, bir makine daha var kirli. Olmazsa onu da atarım, su kesilmezse eğer. Hemen onu da atarım. Ama önce iş kıyafetleri daha önemli şimdi. Önce onları atayım. Neyi istiyor? Ya tırı istiyor. Kırıyor sürekli. Ben vermeyeceğim. Kırma. Çamaşırları serdik. Ayakkabılar da çıkmış. Çikolata sosu var mı diye bakacağım. Yoksa pudingle yaparım. Şu kedili pastasını yapacağım. Puding var. Herhalde yok çikolata sosum benim. Yine puding. O da puding. Şu ne? Kakao mu? Başka bir şey mi? Bakayım. Kakaoymuş bu da. Başka bir şey yok. Pudingle yapayım o zaman ya. Hiç uğraşmayayım şimdi ayrıyeten çikolata sosu yapmaya. Şunu mu koyayım? Şunu mu koyayım? İkisi aynı olsun. Ya birkaç gün sonra da şey yaparım. Bisküvim var. Orada 2-3 paket mi? Puding var. Çocuklara pudingli pasta yaparım. Şunu da yapayım diyorum. Yallah. Şöyle. Nişastam da olacaktı. İyi. Ayakkabılar da çıktı. Dışarıdan sepeti alayım. Ayakkabıları da hemen dışarı koyalım.
da ki bu oyuncak sepetiydi. Kenarları yırtıp bunu atacağım da. Kırılmış kenarları. Şey, yeni sepet alayım da öyle atarım. İki de bir şu pijamama bluzuma takılıyor. Sökecek, yırtacak diye korkuyorum. Sabah da buraya şeyleri koymuştum. Ayakkabıları koymuştum biliyorsunuz. Bak gene buğulandı bu. Arada oluyor. Burayı bir güzel ayakkabıları makineye attıktan sonra bir güzel sildim arkadaşlar. Şimdi şunu kapatalım. İnşallah temizlenmiştir. Benim tek korkum var. Temizleniyor zaten. Ayakkabılar pırıl pırıl oluyor da. Şu Yakup'un ayakkabısı. Şu da bak pırıl pırıl olmuş. Ailenin ayakkabısı tertemiz olmuş da. Bunların bakayım. Ha, bozulmamış işte şu tek korktuğum şey. Şu ışıkları bozulur mu acaba makineye girince diyordum. Vallahi hiçbir şey olmamış. Ay çok sevindim buna. Bak. Ha. Bunları Ramazan bayramında almıştık. Bu Elsa'lı kaça aldık biz bunu? 350'ye mi ne almıştık? Bunu da öyle. 300 civarı buydu. 350 de buydu. Elsa'dan mı aldık? Evet. Evet zaten yazıyor içinde. Elsa var. 2'den almıştık. Ramazan bayramında aldık. İçinde su kalmış onun ağzı nasıl olmuşsa. Bunların hepsi tertemiz pırıl pırıl olmuş vallahi. Pazartesiye temiz temiz giderler okula. Bunları dışarıya koyayım. Zaten havada rüzgarlı ya. Bunlar yarına kadar rahat rahat kurur. Şu şey ipi de çıkmış, içi de çıkmış ama içinin bir gereği yok artık. Bağların içi çıkmış, onu düzenleriz. Anladım. Sıkışmış mı ne oraya? Tamam. Allah'ım, bunları da götüreyim. Kime vereyim bunları ben? Bunları da çocuklara görevlendireyim. Götürsünler arka balkona. Şurada bir. Alper! Gel bakayım oğlum. Sen biraz dinlenmişsindir. Sen biraz dinlenmişsindir Alper. Alper evi süpürdü. Salonu komple, koridoru, mutfağı süpürdü. Dedim şimdi çocuk odası ve yatak odasına girme. Babaları yatıyor yatak odasında çünkü. Geceye döndü o bugün, dün itibariyle. Saat da 3'e geliyor. Şey yapacaktım. Neydi onun adı? Kemik haşlayacaktım. Böyle havuçlu, patatesli, soğanlı, et haşlama, kemik haşlama yapacaktım. Annem de dün balığın yanına bir tencere şey yapmıştı. Mercimek çorbası. O içilmedi dün. Ben hiç içmedim. Yani bir iki kaşık aldım. Çünkü ben balığın yanında çorba pek sevmiyorum. Böyle soğuk içecekleri daha çok tercih ediyorum. Salata soğuk bir içecek olsun yeter. Bayağı da çorba varmış. Annem alın için akşama dedi. O zaman kemik haşlamayı yarına erteleyeyim. Annemin çorbasını alırız. Güzel bir salata yaparım yanına. Bir şeyler daha eklerim. Allah büyük. Bak hele ne yapıyorsunuz siz? Ha? Bu halıların üzerinden bu keçeli kalem, tahta kalemi lekelerini zaten zorla çıkarıyoruz kızım. Yok. Şey yapmayın. İşleri güçleri oyun oynamak. Evet çok güzel oyun. Alper. Ha? Yakup'un ödevi yok ki öyle. Var. O şey kitaptan biraz yapması gerekiyordu ama bilmiyorum valla. Alper, ayakkabılar çıktı sepetin içinde. Onları şeye düz. Çamaşır askısı var ya. Çamaşır astığımız askı var ya. Onun altına düz. Onlar kurusun orada. Tamam. Hadi ben mutfağa geçeceğim çünkü. Şu pastayı yapayım. Dedim bugün yemek işim yok. Bari pasta yapayım bir. Şurada... Nişastayı da buraya koymuştum. Nerede bak? Arkalarda mı acaba? Evet en arkalarda. Ha işte. Bunu yeni almıştım ben. Bunun kapağı kırılmıştı. Böyle bir kapak uydurdum. Buraları falan hep böyle bir düzenlemem lazım. Şu en üst boş zaten. Dolap içlerini doğum sonrasına bırakırım da. Dolap dışları silinecek. Hep buralar yağ çözde silinecek. Doğumdan önce dip köşe bir temizlik yapmam lazım benim zaten. Tabi bulaşığı makineye de koymadım. Makine de boşaltılacak da. Önce pasta yapayım. Dolaba atayım da.
Burada değil, şurada borcam var. Pastayı dolaba bir atayım. Akşama yeriz. Ay, borcamları da şuraya en arkaya koymuştum ben. Her zaman kullanmıyorum diye. Ama en arkada da hiç olmadı. Ha, bu niye burada geziyor ya? Bunun yeri burada değil ki. Bu neydi? He, bu Asperox'tu. Yakup kutusunu kırdıydı da bu boş, elimde boş kutu vardı. Buraya koydum. Ha, bu burada kalsın. Şuradan alayım. Şu kare borcamı alacağım. O da kareye sığar mı acaba? Yuvarlağa mı yapayım? Kareye mi yapayım? Bilemedim ama. Fazla mı olur? Az mı? Neyse bir deneyeyim de. Olmazsa yuvarlağa mı kalayım? Yuvarlakta da olmuyor. Benim aslında şeye ihtiyacım var. Dikdörtgen borcamlar var ya, benim ona ihtiyacım var. Bakayım onu da ne zaman alırsam. Yuvarlak borcamım kaç tane? Bir tane yuvarlak borcamım var. İki tane de kare borcamım var. Pasta için. Ama şunu da şeye koyayım. Bak onu daha lavaboyu falan hiç ellemedim. Lavaboyu hiç yıkamadım daha. Bunları böyle yukarı koyuyorum Yakup'un elinin altında olmasın diye. Bugün hiç lavaboyu falan yıkamadım ama artık fırsat olursa yıkarım, olmazsa ne yapayım. Çünkü birazdan da Ali saat 3 kalkar birazdan. En azından bir pastayı atayım dolaba. Yemek kaygım bugün kalmadı. Etleri çıkartmıştım da kemiği şeyden. Şunu akşam buzluktan çıkardım. Dolabın altına koydum. Biraz da et çıkardım. Şöyle et de atarım içine de. Ya zaten bu kemikli et. Ben ayrıca içine bakın böyle parça parça et de koymuşum. Şey de var. Öyle kuşbaşılık et de çıkardım. İşte içine havuç, patates, soğan da böyle iri iri doğrarım dedim. Güzel bir kemik haşlama yapayım dedim bugün için. Annem de mercimek çorbası var, olduğu gibi duruyor kızım, içilmedi dün akşam dedi. Biz de balığı daha çok yedik. Çok güzel olmuştu balıkta annem. Allah razı olsun. Ellerine sağlık. Şey yaparım artık. Bunu yarına yaparım. Bir şey olmaz, dolabın altında dursun. Onu yarına yaparım. Hatta balıktan arttı bile dün akşam. Şunun içine koydum ben. Aytu dün yiyemedi. O hamburger yemişti. Bunu akşam Aytu'ya şey yapacağım. Balığın etlerini temizleyip 3-4 tane ayırdım ona ben. Balığın etlerini temizleyip hafif bir ısıtacağım ona. Aytu dün hamburger yedi. Neyse ben şu yemeği şeyi yapayım, pastayı yapayım bakalım. Onu da getireyim. En fazla koymuyoruz zaten buna da. Bu şeyi muhallebisine. Tencereyi de alayım. İnşallah sütüm yeter. Süt de fazla yok gibi. Bugün Ali kalktıktan sonra markete gideriz de yeter ya, bayağı var var. İki kutu var, yeter de artar bile. Önce şunu bir düzleyeyim, şu şeye bir tane tabak, tabak mı hani bir şey, şunu sığar mı, ıslatmasın. Şunu üstüne yapacağım, ıslatayım önce. Şu kamerayı biraz bu tarafa mı yerleştirsem, biraz uzak şey oldu. Buradan böyle süt, yani tatlısını çok seviyorum da ayrıyeten bunu şeyini çok seviyorum. Kıtı kıtır yemeği çok seviyorum. Çok güzel bir rehası var çünkü. Şuna süt koyayım.
böyle çok tatlı bir reyhan. Ben bunu böyle kıtır kıtır yemeyi çok seviyorum. Canlar birazcık şunu şöyle yapalım. Biraz daha sıkayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun şekerli tarafı mı üste geliyordu? Çocuklar saray sarması istiyorlar. Bugün bunu yesinler akşam. Yarın ya da yarına bisküvili pasta yapayım. Öbür güne de saray sarması yapayım. İşte şey lazım dedim ya, geniş olan uzun borcamdan lazım bana. Bir tane ondan alayım ben. Bu ne? Pasta. Pasta. Ben böyle beyaz kremalı pasta yapıyorum ya ondan. Pasta mı? Hadi bakalım ödevine devam et. Onlar şey işte, bisküvit yiyen pasta. Şey gibi ya. Hani şey yapmıyorum. Bir ara şeyi çok yaptım. Saray sarmasını çok yaptım. O yüzden onu çok istiyorlar. Onu çok sevdiler. Saramıyordum. Sadece tepsiye döküyordum. Altta kakaolu kısmı, üstte beyaz kısmı olarak da. Ama saramamanın sebebi de benim buzdolabı çok iyi soğutmuyor. Çok iyi soğutmadığı için, şurada kalsın. Çok iyi soğutmadığı için maalesef şey yapamıyordum. Sarılmıyordu. Ama o şekilde de olsa ben dilim dilim kesip işte altta kahverengi kısmı, üstte beyaz kısmı, bol Hindistan cevizi falan. Ay bayılıyorlardı. Bir günde bir tepsiyi bitiriyorlardı. Bir ara çok yaptım onu. Bunu pek fazla yapmadım. Aslında bunu çok da yemediler. Yani artık severler. Yerlerse ben daha çok seviyorum bunu. Ben bir kilo süt. Sadece direkt bir kilo koyacağım zaten. Yarın da onlara göre yapayım. Yine yerler. Yerler de hiç cevaz değiller. Al tadına bakmak istiyorsan ısır bir tane. Çok sıcak mı? Yok mu? Yok ya. Çok sıcak mı? Paketten çıktı o. Bakacağım tadına. Da onu krema yapacağım. Ya, bakayım. Süt anne. Süt krema yapacağım aşkım. Krema yapsın da bana yedin. Tabii yedireceğim. Senin için yapıyorum. Ben sizin için yapıyorum aşkım. Ya, makine boşaltılacak. Daha makine boşaltılmadı. Ama dedim işte önce pastayı atayım dolaba. Su bardağı yok mu ya? Su bardağı ölçüsü. Hah, daha iyi oluyor çünkü. Önce de pastayı atayım. Çok, hani onu karalıyordum ya, kalp yapmıştım içine. Rengarenk yapıyordum. Onu hani elimle daha, elim böyle oldu. Elim böyle oldu. Neyden oldu ama? Bak, hani böyle kalp yapmıştım ya, boyuyordum içine rengarenk. Elim, ama ben de böyle dağıtıyorum, böyle olsun. Yıkarım ya, mor mor bir su attı. Ha, sen ödevine devam et. Şimdi. Ya ısırdırmadın. Yok. Isırmadın mı? Bir. Ben kaç severim mi? İki. Üç kaşık un, iki kaşık da nişasta koyacağım. Ben karıştırabilir miyim onu? Kızım zaman? Yok şimdi ben. Sen git ödevini yap, ben yaparım bunu. Tamam. Biraz tepeleme koyuyorum ama bu inşallah bu da koyu olmaz. Bu değil mi pasta mı? Onun gibi. Çalkalayayım, kaldırayım, kirlenmiyor. Neyle? Bunda. Böyle. O ne? Onları koysana dolabın içine. Kaldır, götür, koy. Tamam da, biraz oynamak istiyor. Çekil, çok kirleniyor. Şuna devam ederiz şimdi. Ne? Şöyle yapayım.
Hadi kızım. Hadi aşkım. Tokatlanmadan hemen karıştırayım da. Hadi oğlum sen şey yap. Şunları hemen şeyin altına düzüver. Yalnız Aylin'in ayak halısının içinde su kalmış. Onu böyle ters çevir, suyu aksın. Aylin koydun mu onları? Bunu koyacağım ama yarım. Alta koyuyorsun bir. Ulu alta o yağları çıkar, onu koy, yağları önüne koy. Yağları arkaya koydum. Ya, yok sen yağları çıkar işte, olmaz öyle. Şeyi de unutmayayım, kaynayınca vanilya koyacağım ya. Kaynayınca vanilyasını koyarım, bir de margarin tereyağı koyarım. Bu tereyağını çıkarım bir tanesini. Ben de abime yardım etmek istiyorum. Git. Hadi bu da şey ama çok sert erimez de şimdi. Hayır bitti şimdi. Annem bak. Ayrı tamam sen gelsen problemine devam et annem. Ödevine devam et. Abin yapar onu. Hadi kızım. He? Ay keşke ben bunu şeyde yapsaydım. Borcamda yaptım. Keşke fırın tepsisinde yapsaydım. Aklıma gelmedi. Tek kat ona mı alsam? Ne yapsam ben bunu? Evet ya. Niye düşünemedim? Fırın tepsisine alayım ben bunu. Ben karıştırayım mı? Ha? Ama ben karıştırayım mı? O sırada ben karıştırayım mı? Tamam yavaş yavaş karıştır. Vallahi aklıma gelmedi bak fırın tepsisine yaparsan daha iyi olur. Tepsi bir şey olur. Bunun üzerine çikolata sosu da dök. Şey puding yani çikolata sosum yok da puding de koyacak. Ne olacak bu sefer? Yavaş yavaş karıştır anne. Etrafa sıçramasın. Bu sefer ne olacak? Tabii ki de çok üst üste tutmayacak. Çalkalayayım bir ıslatalım dediğini. İçesim geldi ya. Çok güzel koktu. Ne? Şu. Krem ağzına kokar. Yiyebilir miyim? Afişte. Ben yiyeyim. Şöyle bak. Şöyle. İyi aklıma geldi valla. Şöyle ortası. Önceden de ben aslında fırın tepsisine yapardım. Unutmuşum diyorum ya. Bayağı da uzun zamandır yapmıyorum bunu. Şeyi bunda yapıyorum mesela. İşte diyor mu kare dikdörtgen borcamım yok diye saray sarmasını fırın tepsisinde yapıyorum. Bu da böyle. Hı? Böyle. Şimdi ötekileri de hemen ıslatayım. Kalem diye tutuyorum ya. Hı? Kalem diye tutuyorum. Ne yapacaksın ondan? Su güzel aşkım. Neden? Islanması gerekiyor. Islatmazsan olmaz. Suyla ıslatsam şey olur mu? Bilmiyorum ama sütle ıslatılıyor. Ne defa doğruydu? Hatta kakaolu süt mü yapıyorlar? Kahveli süt mü yapıyorlar? Öyle bir şeyler yapıp da ıslatıyorlar bunu. Allah Allah. Şurayı kaç tane kaldı? 3. Kremam. Sığmayacak. Kremam yapıyor. Anne. Evet krema yapıyorum işte. Bunun üzerine dökeceğim. Ben karıştırıyorum. Hadi. Ben bakabilir miyim? Görünmüyor. Tabureye çık da bak. Bak dar. Tabureye çık da bak aşkım. Gördün mü? Yok ya bakmama yere bak da. Hala bakacağım. Baksın merak etme baksın. Ama. Yavaş. Ayağımıza gittim böyle. Hemen git. Hala bakacağım şöyle.
Anneciğim. Efendim annem. Bu işi de yaptım. Aferin. Yani bir ödülü yok mu yani? Oynamadın mı? Ne? Şey, oynamamıştım. Ne oynadın? Sen oyun istemiyor musun? Ne? Ha, bilgisayar oyunu istiyorsun. Yok. Ne peki? Ödül bir şey istiyorum ya. Sıkıştırıyor. Düz. Olduğu kadar. Yani duruyorum ben. Bir şey olmaz. Bak böyle. Şuna. Ağlamın yettiği kadar kucağı bile yetti. İyi oldu bak. Böyle daha iyi oldu. Biraz daha. Şunu yıkarım. Şurada dursun bu. Öyle olsun. Ne istiyorsun? Ne? Söylemiyorsun ki ne istediğini bana. Bir ödül bir şey istiyorum. Ne bileyim ben ne? Sen kaç ödülü. Oyun oynamak istiyorsan oyna dedim. Arkadaşlar. Başka bir şey istiyorsan bilmiyorum yani. Söyleyeceksin o zaman onu. Çok kadar tutmaya başladı ya. Evet. Şimdi sen oradan kalk ben bir bakayım ona. Anneciğim kremayı ben dökebilirim. Şöyle su şekli. Kremayı. Şimdi bir ocağın başından kalk. Ay, benim işim. Şunu ben dökebilir miyim? Tamam dökersin. Kalk bir. Ne zaman pasta yapsak mutfakta bitiyorlar. Hatırlıyor musunuz? Geçen seneler depremden önce de çocuklarla böyle pasta falan yapardım şeyde mutfakta. Başımda biterlerdi hepsi. Ama şu ocağın önünü açın. Daha krema pişmedi. Krema pişince çağırırım ben sizi. Hadi. Ben burada oturuyorum. Sen git ödevine devam et. Kaç sayfa yaptın yavrum? Ya bilmiyorum ama 21. sayfadayım. 20. sayfadayım. Ama 5 dakika olursa. Şimdi bunu da bırakamıyorum. Tamam git 5 dakika olur hadi. Bu sırada 5 dakika için mi? Şey balkonda oynayayım. Merdivenler de esiyor. Ya bir şey olmuyor. Üzerine yani. Ceket giy. Tamam da altına ne giyeceğim? Eşofman giy, pijamayla çıkma sokağa. Üstüme ceket ne lan? Hava serin, dışarısı esiyor. O siz arada oturacaksınız, ara daha çok esiyor. Ara en çok sıcak olan kısım. En çok oraya güneş geliyor. Hı, katılaşmaya başladı. İnsanın canı yerinde olunca arkadaşlar, hani öyle deriz, canı yerinde olunca o şekilde söyleriz ya. Canı yerinde oldu mu, bak her şeyi yapıyorsun. Evimin işini de yapıyorum, pastamı da yaparım, yemeğimi de yaparım, her şeyimi yaparım. Ama halsizliğin olduğunda, rahatsızlandığında, hasta olduğunda yapamıyorsun. Yani yaparsan da yarım yamalak yapıyorsun. Yani kolay değil bu işler. Böyle bazen insanlar atıyor, tutuyor. Yok şunu yapmıyorsun, yok bunu yapmıyorsun, yok bilmem ne işte. Abi, kimse kimsenin halinden anlamıyor. Ha? Abi izin vermiyor yatağın neye? Çıkmasına. Yatağına çıktı, kendi yatağına çıkmasına. Niye? Alamıyorum ki askıda. Ben gidiyorum. Sabır ver Allah'ım. Aylin git üzerine ceket giy. Tamam da giyemiyorum abi. O abine söyle annem geliyor de. Abi, katılaşmaya başladı. Oğlum askıdan ceketini alacak çocuk. Katılaşmışken hemen çok da şey yapmayayım. Çok canı dibine tutuyor çünkü. Bismillahirrahmanirrahim. Tereyağı dur bak. Bir tereyağını kesebilecek miyim? Bak arkamda ne geziyor bu Allah'ım ya. Yine şöyle şu kadar da tereyağı atıyorum arkadaşlar içine. Altını kısayım. Şöyle bir karıştırayım. Allah, kamerayı bir oraya bir buraya. Kapatabilirim bunu. Şu tarafa
alayım şöyle. İnce bir güzel mis gibi koktu. Tereyağı şöyle soğusun. Ondan sonra üzerine dökeyim. Hemen pudingini yapayım. Markete gidince de çikolata sosu alırım. Ya çikolata sosunu şimdi evde de yaparım ama zamanım yok uğraşmaya. Birazdan Ali kalkar. Ali kalkana kadar en azından mutfağı toparlar. Bulaşık makinesini yerleştiririm. Mutfağı toplarım. Aşağıdan annemin çorbasını alırım. Yanına bir salata falan. Çünkü saat 3'ü geçiyor. Ali de gece vardiyasından gelince kahvaltı falan yapmadan yatar o genelde. Bugün de öyle. Bu ilk günü hele hiç yapmaz ilk günü. Kahvaltı yapmadan yaptı. Uyanınca da hemen yemek ister. Anca bir salata yaparım. Aydın annem balığın yanına marulla beyaz lahana salatası karışık yapmış. Ay bir güzel olmuştu. Bir güzel olmuştu. Şimdi yine ondan yapacağım ben. Annemden alayım da. Beyaz lahanayla salata çok güzel oluyor arkadaşlar. Eskiden çok yapardım ben. Sarma sardığımız beyaz lahana var ya. Sarma sardığımız beyaz lahanayı ince ince doğruyorsun. İçine sarımsak, maydanoz doğrayabilirsin. Diğer salata malzemelerinin hepsinden koyabilirsin. Havuç rendelersin. Mor lahana katabilirsin içine. İşte maydanoz, nane falan her şeyi koyabilirsin. Çok lezzetli oluyor. Annem de dün balığın yanına yapmış. Bir ara çok yaptım ben. Çok. Hem lahana çok faydalı biliyorsunuz. Tamam ya. Bir çekerine mekerine bakmadım ama bir bakayım. Ertuğrul gündeymiş. Ben de Azra'yı çağırabilir miyim? Azra burada mı? Unuttum mu kıramayı? Atma ne? Olmuş mu? Ben deneyebilir miyim? Sıcak ama da. Ne ya? Krema. Döktün mü? Yok ya dökeceğim işte. Peraklılar. Şunlar. Onu da şimdi ben yapacağım tekrar. Bunu ben. Yiyeceğim bundan. Önce yapalım. Ama akıyor. Ağzım yandı. Oy yiyecek misin değil mi? Aa ne git sana seni hiç. Yavaş çak. Ağzımız yanmasın. Ağzımız yanmasın sıcak. Biraz soğutmam lazım bunu. Şöyle kabuk bağlamadan. Ama güzel. Şimdi şeyle koyayım hemen. Olur mu? Diğer tencereye koyayım. Ne? Azra'ya seslen. Baba ne sayın? Tamam git bak bakalım. Bir şey kaşık daha versin. Tamam. Zaten Ayşe atacağım kızım. Bu zaten krema buna çok olur. Bunun miktarı arttım da. Dur kızım içine düşürdüm Allah seni. Ya kızım şu iş yaparken Allah aşkına var ya. Bir daha verin seni. Kalk bir başımdan bir kalkarsanız. Ben iki versin. Ay. Ben biliyorum. Kalk hadi. Sonra bana diyorlar ki yok videoların çok sesli. Yok bilmem. Ne yapayım çocuğumu sokağa mı atayım Allah aşkına? Ben video çekiyorum diye. Birileri de böyle ay neyse konuşmayayım. Konuşunca başıma dert alıyor. Konuşmayayım. Konuşan istediği kadar konuşsun. Arkamdan konuşan istediği kadar konuşsun. Verir mi Yakup? Anneannesinin kekinden yiyor. Anne dün kek de yapmış çocuklara. Konuştun mu? Birileri böyle şey oluyor, krizler geçiriyor. Ama kendi konuşurken de kriz geçirmiyoruz. Çünkü boş konuşanın konuşmasını kala almamda. Boş. Konuşanın konuşmasını kala alma. Evinde küçük çoluğu olmayan, çocuğu olmayan, ayağının altına da çocuk yani bir yemek yaparken, bir pasta bir şey hazırlarken, ne bileyim bir kahvaltı hazırlarken, bir yemek yaparken ayağına dolaşan çoluğu çocuğu olmayan ahkam kesiyor. Dur yavrum, elleme. Ah. Yok efendim. Sessiz. Sizleri çok önemsiyorum falan. Ben senin yanında duracağım. Ay, hiç önemsemiyorsan. Ya ne yapayım ben çocuğum yanımda? Döveyim mi yani? Çık şu mutfaktan diye. Girmek istiyor işte pastaya meraklı olur çocuklar. Mesela ben pastaya bakarken yanında bulunmak istiyorlar. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ay merak. Sakın yani.
Gelme, git, elleme desem ne olacak? O çocuğun içindeki heves kırılacak. Vallahi girecek videolarıma ses mi oluyor? Telefonun kenarında ses tuşu var, kısabilirsiniz. Sıkıldınız mı? Atlayabilirsiniz. Ben zaten, benden hiç duydunuz mu bugüne kadar? Yok videolarımı sonuna kadar izleyin. Yok reklamları atlamadan izleyin. Yok abone olun, yok like atın. Benim böyle huyum yok. Beni seven zaten izliyor, destek oluyor. Onların desteği zaten yetiyor bana. Benim Allah'a çok şükür kanalım belli bir seviyeye gelmiş. Min şükür Rabbime. Sevenlerim seyrediyor, izliyor. Ya ben kalkıp da kimseye yok videomu sonuna kadar izle demem, diyemem, böyle bir hakkım yok. İzlemek istediği kadar izler. Zamanı olduğu kadar izler. Destek olmak istediği kadar destek olur. Ben kimseye kalk da benim videomu sonuna kadar seyret. Kalk da benim videoma durmadan like at, yorum yap. Durmadan yorum yap, yorum yap demem hiçbir zaman böyle bir şey. Yani yorum yapmak istiyorsa yapar, yapmak istemiyorsa yapmaz. Yok işte mesela efendim, yok reklamları sonuna kadar izleyin. Allah aşkına böyle bir saçmalık var mı? Bir reklam çıkıyor, 40 dakikalık reklam, oturup senin 40 dakikalık reklamını mı izleyecek? Orada bir 5 saniye sonra reklam atla diye tuş var. Hangimiz oturup da birisinin reklamını 40 dakika seyrediyoruz? Yalvaranlara Allah akıl fikir versin. Kimseye yalvarmam valla. Çünkü şöyle yalvarmam. Hem karşımdaki insanı düşünürüm. Onun işi gücü vardır. Kalkıp da işini gücünü bırakıp da benim oturup sırf bana destek olmak için, ben 2 kuruş para kazanayım diye oturup benim reklamımı 1 saat seyredecek değil. Kimseden böyle bir talepte bulunamam. Saçma geliyor bana. Ondan sonra. Ama yani ben benim ağzımdan bugüne kadar hiç kanalıma abone olun, kanalıma like atın, kanalıma bol bol yorum yapın. Yok videolarımı sonuna kadar izleyin, yok reklamları sonuna kadar izleyin. Bana destek olmak için asla böyle şeyler söyleme. Bunlar bana çok basit geliyor. Çok kendimi asla böyle basitleştirmedim hiçbir zaman. Sadece kanalımı 4 sene önce ilk açtığım zamanlar. Tabii ki işimin gereği o zaman abone olun, like atın, yorum yapın diyorduk. Ama benim kanalım zaten çok şükür belli bir seviyeye geldi. Bu da bana yetiyor, Allah'a şükür olsun. Kimseye kalıp da yalvaracak değilim böyle. Saçma sapan yalvarmalarda bulunacak değilim. Şu pastamızın şeyini bir dökelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İşte. Bazı şeyler o kadar saçma şeyler yapıyorlar ki ben gülüyorum artık yani. Zaten seven insan çok güzel destek oluyor. Biraz daha koyayım, az olmasın kırması. Şunu da çocuklar böyle sade kırmayı seviyorlar ya. Puding gibi kaseye dökerim. Şöyle bir şey ıslatayım da. Yani bir de öyle bir şey ki arkadaşlar, şimdi çocuklar var, çok ses oluyor, bilmem ne diyorsunuz, tamam, bazıları sesi kaldıramıyor olabilir, kalabalık bir aileyiz, kalabalık aile olduğumuz için yani YouTube'da da böyle kalabalık aile yok öyle kolay kolay. Şu an biz 6 kişilik aileyiz, yakında 7 kişilik olacağız. Yakında Allah nasip ederse inşallah bebek sesleri olacak videolarımda. Ne yapacağım yani şimdi, bebeği dışarı mı atacağım video çekerken? Kaldı ki dünkü videomda o kadar çok bana yazmışlar ki, Göknur bebek doğduktan sonra videolarına devam edecek misin? Tabii ki Allah'ın izniyle, Allah'ın sağlık evet verdiği sürece. Şimdi kaldı mı? Ne kızım? He he, ayıracağım ben size şimdi bir kase şöyle. Allah'ım ömür verdiği sürece, sağlığım saatim olduğu sürece inşallah tabii ki ben videolarıma devam edeceğim. Hiçbir zaman bırakmadım ki ben arkadaşlar. Hiçbir zaman pes etmedim. Hasta da olsam videomu çektim. Deprem oldu videomu çektim. Bırakmadım. Bir hafta falan ara vermiştim depremde. O zaman da internet elektrikler kesikti falan ya. Biliyorsunuz. Tam daha onu yapacağım annem, dur. Ondan sonra hiçbir zaman yani pes etmedim. Moralim bozuk olsa da yaptım, çekimimi yaptım. Allah nasip ederse inşallah bebeğim doğduğunda da videolarıma her zamanki gibi devam edeceğim. Ha, bebeği gösterecek misin diye soruyorlar.
Tabii ki göstereceğim ama tamam vereceğim. Küçük bebek olduğu için tabii ki onun biraz kendini toparlamasını bekleyeceğim. Hadi. Bebeğim biraz toparlandı mı bebeğimi de sizlerle tabii ki paylaşacağım. O da Çavuş ailesinin bir ferdi olduğuna göre tabii ki hadi. Yakup gibi, Aylin gibi, Alper Vaytu gibi videolarda olacak. Kaşığı buna vurma. Tabii ki videolarda hadi. Olacak inşallah. Ondan sonra. Bak işte habire şey istiyorlar. Krema istiyorlar. Krema kremacılar. Şimdi o kremayı şey yaparım. Ben? Kalan tencerede kalanı bir kaseye koyarım. Soğur yersiniz tamam mı? Bir de? Ondan da. Tamam şimdi kalkalım. Şurada dursun şu. Kalkın bakalım. Bunu kenara koyalım. Puding şeyi yapalım. Ne bu? Öbür tencereyi alayım. Bunu soğuya dursun. Kalk bir. Pudingi yapacağım. Kalk annem ya. Bak git diyorum. Bunlar işte. İtler. Adalardan dibinden ayrısın var. İtler. Bu tarafa geç. Makineye atacağım. Kapak açılmıyor. Götür onu. Tencere. Öbür tencerede yemek var ya. Ne yapayım? O zaman yemeği yakacağız. Dur o zaman kızlar. Bol sohbetli bir pasta kızlar tarifi ben. Oldu. Kızlar şimdi ben. Şey yapayım ben. İyisi mi? Onu ben şeye koyayım. Kaseye koyayım. Onu yıkayım. Bunları yesinler sabırsızlar. Kaseye koyayım. Yesinler. Puding ben. Puding daha pişmedi yavrum. Pişsin yersin. Puding? Hangisi puding? Siyah beyaz mı? Siyah olan. Yakup'un iki ve benimki olacak. Evet muzlu mu anneciğim? Yok annem şey kakao olur. Beyaz. Hı. Böyle bol şu, sohbetli. Şuradaki tabakta. Bir pasta tarifi oluyor size. Vanilyalı belki. Evet vanilyalı. Bana. Ay hepsini buna koydum. Dur. Onu koymayacağım. Koyuyorum işte. Valla hiçbir zaman hiçbir şeyde çocuklarımı arka plana tamam. Benimki bu, seninki değil. Tamam ikisine de eşit koyacağım. Hiçbir zaman arka plana atamam. Her şeyin çaresi var. Telefonda telefonun sesini kısma tuşu var. Arada kızarım böyle. Kaşını aldın mı? Telefonda kısma tuşu var mesela. Kısabilirsiniz. Sıkıldığınız yerde atlayabilirsiniz. Ben dediğim gibi hiçbir zaman kalkıp da size yok. Benim videomu sonuna kadar seyredin. Yok reklamlarımı sonuna kadar seyredin. Şu benimki mi? Asla öyle bir şeyler. Hayır o benimki. Söylemem. Bu huyum değildir. Ay Yakup'u buradan onu koyar ya ama. Ha? Bak. Koyuyorum annem koyuyorum. Benimki az oldu gördün mü? Abin gelecek mi? Bir sor bakayım. Uyanacağım bayağı. Şurada oturun da yiyin. Vanilya. Tabureleri koy. Ben ayakları yiyebilirim. Oturun yiyin hadi. Hadi bakalım. Bana tabii. Şimdi ben tencereyi yıkayıp pudingi yapayım. Pudingi de dökerken çekerim. Canlar. Görünüyor mu? Şöyle. Azıcık daha ileriye alayım. Pudingimi de pişirdim. Şöyle biraz savurayım. Soğusun azıcık. Krema, beyaz kremadan iki kase arttı. Verdim yediler. Çok güzel ya. Afiyet olsun bebeğim. Paylaşıyorum da yiyemiyorum çok fazla. Doydun mu? Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Yiyebildiğini ye. Ben acaba şöyle mi yapacağım? Bir paket daha açmış gibi koyup da mı yapacağım? Yok tek kat. İki kat yapmayacağım. Böyle. Ondan arttırırız öğrenirsin. Valla bundan da herhalde artmıyor. Tamam bir dakika. Elimi yıkayıp geliyorum. Artmıyor. Bunu da akşam pastayla beraber yersiniz zaten. Pastanın üstünde yersiniz akşam tamam mı aşkım? Akşama Yok akşam yemeğinden sonra anca olur. Anne! Akşam yemeğinden ne yiyeceğim?
şeyler yapacağız akşam yemeğine kadar ama ayrı. Geliyorum bekle. İyice beyazı kapatabilecek miyim bakayım? İyice beyazı da kapatamayacağım sanki ama. Şöyle bak taraftan yapayım. Şimdi spatulayı sürdün mü de bozuluyor. Oh. Aylin'in dediği gibi vallahi mis gibi koktu. Hah, Ali de uyandı. Spatulayı sürmeden yapmaya çalışayım. Şöyle akıtarak da. Beyazı öyle kapatayım. Ya benim spatuladan öyle bilmiyorum. Bozuk bozuk oluyor. Şekil olarak da güzel olmuyor öyle. Hadi. Tamam, o köşeyi de kapattık. Sıralı köşede. Ha, şey de olabilir. Normalde yani bu ölçüler kare dikdörtgen borcama göre yapılıyor ya. Ben de tırın tepsisinde yaptım. O yüzden şey de olabilir yani. Az gelmiş olabilir. Tamam, kapattık. Şimdi bunu dolaba koyacağım canlarım. Akşama kadar donsun. Ondan sonra dilimlerim Hindistan ceviziyle bir süslerim. Akşama afiyetle yeriz inşallah. Bugün hiç dışarı çıkmadım. İşti, güçtü, pastaydı, bilmem neydi derken hiç balkona çıkmadım. Azıcık çıkayım da bir nefes alayım. Bak benim çiçeğim açmış yine. Dünden beri hiç balkonla ilgilenemiyorum. Ne çiçeklere bakabildim, ne başka bir şey yapabildim, ne süpürüp silebildim, yıkayabildim. Hiçbir şey yapmadım. Balkon aldı başını gitti yine. Yaprak daha kurudu, görüyor musun? Niye böyle oldu ya? Tüh. Şunu şu tarafa koyayım da. Şunları şöyle ben sıkıştırmıştım düşmesin diye. Ey Allah'ım. Çöp dolu ama çocuk ne yapsın ki? Nasıl kaldırsın koysun? İkisi de dolu. Bunlardan bu He. Dolu baksana. İki çöp ağzına kadar dolmuş. Çocuk da çöpü kovayı kaldırıp dökemeyince çöpün dışına dökmüş çöpü. Şimdi, hiç sorma vallahi ya. Bir bitseydi hayırlısı inan. Şu yollar bir temizlenseydi. Sokaklar berbat. Şimdi şu aşağıki sokakta çalışıyorlar. Bitmedi bir türlü. Nasıl bağlayacak? Geçen yapmadılar mı? Görmedim ki hafta. Ben bildiğim kadarıyla bunlar sadece hattı çekip bırakılır. Belediye yani kapsüle bağlayacak. Bilmem. Yani şeyleri yapmadılar mı? Bu bütün bağlantı yerlerini açtılar. Mesela bizim eve giden boruyla. Yani tabii ben de görmedim ne yaptıklarını ama bakmadık yani. Yoldan geçen boruya bir bağlantı yapıp kapattılar diye ben öyle tahmin ediyorum. Sonra da suyu da depodan vermeyecekler mi? Bağlantı yap, bırakıp geçtiler işte. Bağlantı yaptılar sadece. Bilmiyorum. Bağlamadılar suyu. Su bağlantı vermişsin. Bir de gazı tutuyor. Bu hep esiyor bugün. Yağmur yağmadı hiç. Yok, yağmadı. Saat 1 gibi yağmur var diye gösterdi. Ama yağmur yani yağmadı. Sürekli de esiyor. Çamaşırları falan hep maşaladık uçup gitmesin diye. Yeah.
Yemeğimizi yedik, bulaşıklar yıkandı, ocak silindi. Makina dolu şu anda. Diğerlerini de elimde yıkadım. Şimdi pastamızı keselim. Çocuklar pasta deyip duruyorlar. Bir an önce keseyim de pastayı yesinler. Şuradan tabak da alayım. Güzel donmuş. Almışı bıçağı ıslattım. Şey olmasın. Kapandı mı ya? Ay vallahi kamera kapandı sandım ha. Böyle tık diye ses duyunca bazen kamera kendiliğinden kapanıyor çünkü. Efendim? Ha? Ne sürprizi? Elektrikli. Sen üzerine bir tane yeni bluz giyer misin? Ha? Hayır. Ne demek hayır? Hayır. Hadi oğlum. Hayır. Şöyle üzerlerine biraz birer tutam da Hindistan cevizi koyalım. Bugün marketten de biraz fazla Hindistan cevizi aldım. 3-4 paket. Çünkü dediğim gibi şey yapacağım. Saray sarması yapacağım. Ona bayağı bir gidiyor. Görüntü nasıl canlar? Gerçi şu an normal bir pasta ama ne oldu belli değil şöyle. Ama güzel görünüyor ya, işte açıcı. Şimdi şey yapalım. Nereye koydum? Şuradan böyleyim. Bismillahirrahmanirrahim. Alper, evet. Şuradan annen nerede götürsün anneciğim? Bak çağır, annem çağır. Oğlum götürsün. Pasta, pastanın üzerine koyuyorum. Anneme de gönderim. Adı Ayt Ulaşas. Annem çağırıyor. Şöyle, bir tane de şöyle yan dilimlerden koyayım. Anneme. İki dilim koyayım.
Bizimkilere şimdilik birer dilim koydum. Çünkü bizimkiler yemek yedikten sonra da böyle aşırı derecede bir şey yediler. Çerez, cipstir, şudur, budur, Aylin nar yedi falan. O kadar çok yediler ki. Şimdi ben ilk olarak tabii tadına bir bakmak istiyorum. Şöyle. Güzel de görünüyor. Şunu da işte anneme koydum. Şimdi Yakup Aytur'la göndereceğim. Bunu da anneme koydum. Hadi Yakup Aytur. Şundan bir alayım bakalım şöyle. Bir test yapalım. Görüntü harika. Lezzet harika. Gerçekten çok güzel olmuş. Harika. Bunun yanına ben bir dilim daha yiyeyim. Ali ile ben aynı tabaktan yeriz. Zaten bugün yemeği çok kaçırdık. Yemeği çok kaçırdığımız için açıkçası pastaya yer kalmadı. Canlar, bugünlük videom bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Biz bir şöyle pasta keyfimizi yapalım. Yarınki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yakup baş. Aynı tatlı. Üstündekini çok beğendim. Hangisini? Şimdi pudingi mi? Olarak ben geliyorum. Ve Yakup beğendin mi? Gurme olan benim tadışını Alper gurme. Ben alırım 10 üzerinden alırım. Oy afiyet olsun. Görünüş güzel. Sen yaklaşsana biraz tepsiye de şey olmasın. Kalın üstüne düşmesin. Güzel güzel. Evet ya. 10 üzerinden 10 veriyorum. Sen kaç puan veriyorsun? Kendisine mi? Bana, sana değil. Ben kendisine. Niye? Bunu kim yaptı? Pastayı kim yaptı? Ben yaptım. Sen Yakup mu yaptı pastayı? Evet. Yapmış yapmış. Yakup'a puan. Abi sen kaç puan veriyorsun? Evet. Şu ünlü zancı bir tarafından da alayım. Ben anneme 100.000 puan veriyorum. Orası bile güzel oluyor ya. Anneciğim ben sana 100.000 puan veriyorum. Gerçekten güzel oluyor. Ben normalde böyle... Güzel ben... olmuş. Aynısı farklı bir tat. Puanım da... Eğil de ya Yakup. 9.7. Yakup 3... O 3 puan nereden kırıldı? Yakup yapmış ondan. Yakup bir şey yaptın mı sen ki? Aile biraz karıştı şey yaptı. Dur döküyorsun oğlum ya. Evet. Benim çok... Karıştırdı biraz kremayı falan. Aylin yapmıştı. Eli değil. Neydi? Aylin yaptığı için bunu. Ah, gidelim ha. Şey bir lokma. Kalbi var ya şimdi yiyemem. Ne oldu? Vanilya koymuş muymuş? Koydum evet. Anladım.